Toplumsal ve kentsel sorumluluk projelerimiz. Türkiye'nin toplamının %53 olmasına rağmen erkeklerde bu %70'in üzerinde. Yani erkek nüfusumuza baktığımız zaman evet, erkek nüfusumuzda biz zaten işin sonuna gelmiş. Bitmiş yani orası. Erkek nüfusumuzun iş gücüne katılım oranında ilerleyebileceğimiz bir saha yok. Türkiye'nin geleceğinde biz Türkiye'nin burnunu biraz daha havaya kaldırmak istiyorsak, daha kalkınmış, daha refah, daha müreffeh bir ülke, o muasır medeniyet yolculuğunda daha bir gayret daha diyeceksek, tek bir ümidimiz var, kaynağımız var elimizde kullanmadığımız, o da kadınlarımız. Bundan sonraki süreçte bu bir mecburiyet. Kadınlarımızı iş alanına, iş sahasına, ekonomiye dahil etmemiz lazım. Türkiye'nin kurtuluşu da bu. Erkeklerle gelebildiğimiz nokta burası. Daha fazla artı sağlamak istiyorsak da kadınlarımızı dahil etmemiz lazım. Ve son 10 yıllarda bu konuda da çok önemli gelişmeler var. Gelişimimiz de fena değil. Ama bizim şu andaki halimiz %34 kadınlarda. Gidebileceğimiz önümüzde çok rahat bir %10, bunun iki katına çıkarma boşluğumuz var. Onun için burada ne kadar çok faaliyet gösterirsek o kadar çok gayret şey alacağız, karşılık alacağız. Bunu da bilerek, bunu da belki İzmir bu anlamda da en başarılı olabileceğimiz mecralardan birisi. Veya Ege diyelim. 2004 yılında hakikaten çok geniş kapsamlı bizim ölçütlerimize göre 2002 yılında Türkiye'de ilk 1000 içinde yer almış olan bir şirketimizi belediye başkanlığı emrimize gelince bıraktık, çıktık, gittik ve işime ve profesyonel arkadaşlarımıza, ortaklarımıza bıraktığımız zaman o güne kadar 4 tane çocuk yetiştiren Ayşe Hanım, üniversite eğitimini tabii tekstil olarak yapmış ve ondan sonra tabii körelmiş ama bir anda bu tekrar hayata, tekrar iş dünyasına, üretime, şeye nasıl çok büyük bir katkı verdiğini de, nasıl başarılı olduğunu da bilebilir şahit bir. O kadar çok proje yani uygulamaya geçireceğiz ki 1 Nisan'dan sonra. Ama bunların en önemlilerinden bir tanesi de Denizli'de uyguladığımız, Denizli'de hayata geçirdiğimiz bizim mikro kredi uygulamamız. Türkiye'ye örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlarımız geliyor, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira neyse oradan alıyor. Bir yıl sonra geri ödeniyor. Ödüyor, 0%. İzmir'de 20 bin kadınımız istihdam edeceğiz. Belediye istihdam kapısı değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Belediye işsizliği azaltma yeri değil. Ama ilk defa böyle bir uygulama. Yine bir belediyenin şirketi vasıtasıyla, belediyenin dışında. Kadınlarımızın yaşadıkları yer. Kuracağımız atölye. Ana unsur halı. Türk halısı. Atölyeyi kuran belediye olacak. Tüm masraflarını karşılayan belediye olacak. Onların sigorta ve stopajlarını ödeyen belediye ve ilgili bakanlık olacak ki Ekonomi Bakanlığımız döneminde en son projelerimizden bir tanesi buydu. Halıcılar, Türk halısı ki yaklaşık olarak 1 milyar dolara yaklaşan bir ihracatı var belediye zamanlar. Şu anda düştü geldi hemen hemen sıfıra ve Türk halısı artık Afganistan'da, Pakistan'da, Bangladeş gibi yerlerde dokutuluyor işçilik maliyetlerinden dolayı. Yani biz onlara orada sadece balık değil, aynı zamanda da olta kullanmayı tanıyoruz. Sonra da talep ettiğinde de mikro kredi gibi ortamlarda da olta satın almalarını da sağladığımız zaman eminim son derece başarılı olacak. 21. yüzyıl deyince sanki böyle bir yüzyıl sonrasını söylüyormuşuz gibi. 21. yüzyıl ilk çeyreği bitiriyoruz. Şu anda seçeceğimiz belediye başkanı 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirecek. Ama o 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin de yol haritasını çizecek. Yani önümüzdeki yol haritası. 21. yüzyılın birinci çeyreğini doldururken İzmir ne olmalı? Elektronik ticarette, lojistikte, hava kargoda merkez olmalı. İzmir tarım, gıda teknolojilerinde merkez olmalı.
Çünkü bu anlamda dünyanın en avantajlı şehirlerinden bir tanesiniz. İki, İzmir bir sağlık turizm merkezi olmalı. Spor turizmi merkezi olmalı. Kültür turizmi merkezi olmalı. İnanç turizmi merkezi olmalı. Ticaret turizmi merkezi olmalı. Bir kemer altı yani konak. O Damlacık'tan şeye, Kadife Kale'ye. Kadife Kale'den Yeşildere'ye. Yeşildere'den ta ki Bayraklı'daki Simirna'ya. Simirna'dan Alsancak Limanı'na. Limandan Kordon'a. Ta ki yine gelip de o kemer altı, o havzayı biz tarihi şehir merkezi. Baştan ayağa yeniden yapmak. Yeniden derken restorasyon anlamında yeniden tarihin o dokularıyla, kokularıyla birlikte yapmak şeklinde. Ve bu merkezin olduğu yerde dünyanın en iddialı ve Türkiye'nin en büyük arkeoloji ve medeniyetler müzesi. Yine o dokuyu hiçbir şekilde bozmak. Oradaki hava gazı fabrikasının arkasındaki elektrik fabrikasını da yeni aynı şekilde önündeki başarılı restorasyon gibi kültüre, ne bileyim nitelikli müzeciliğe, işte ne bileyim müziğe, diğer sanat faaliyetlerine kazandırmak şeklinde ve Alsancak Limanı'nı oradan yük limanı olmaktan çıkarıp kruvaziyer limanı, bir turizm limanı haline getirmek. O denizdeki uygulamamız şuydu ki Türkiye'nin hala birçok yerinde vardır. Belediye önemli değil, AK Partili, CHP'li önemli değil. 30 santim kaldırım veya 25 santim kaldırım araba çıkmasın diye. Bu bir ilkellik tescilidir. Kendisi hepsi bütün detaylarını bilmesine rağmen diyor ki bu İstanbul'dan ancak belki bir tırla iş makinesi getirme parasıdır. Talep ettin de mi olmadı? O iz bedelidir. Bütçeyi bilenler bilir. Yani iz kaybolmasın, bir dahaki sefere projesi ihale aşamasına gelen bir noktaya geldiği zaman tak diye veya yıl içinde ortalamada bütçenin diğer kalemlerinden pay aktarabilme kabiliyetidir o iz bedeli. Dolayısıyla buraya yani İzmir'imizde biz şu projemiz var deyip de Ulaştırma Bakanlığı'na girip de talep edilen bir kuruş yoktur ekonomi bakanı olarak söylüyorum. Konak tüneli yapıldı bu şehirde. Bu şehrin belediye başkanlarından bir tanesi yeminliyim oradan geçmem dedi ve onun yapılmamasıyla ilgili de iptal davası açıldı. Bir tane daha alıyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu da mobilyanın aksesuarı. Şimdi biraz uzun. Yok. Olur mu? Abi.